Merhaba değerli yatırımcılar. Ben yatırım finansman, strateji yatırım danışmanlığı biriminden Vahap Taş'tan. Gündemi değerlendireceğiz. Ondan sonra içerideki gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul tarafını takip edeceğiz. E şöyle baktığımızda aslında salgın ve ekonomik etkilerini yavaş yavaş görüyoruz. İşte ABD'de geçen hafta istihdam rakamları açıklandı. Kısa bir ona girmeyi düşünüyorum. Dün yine enflasyon rakamlarını izledik ABD tarafından ve dışarıyla bu kadar ilişkili gitmemizden dolayı aslında S&P'nin hareketi veya işte DAX'ın hareketi, Dow Jones'un hareketinin bizim de nereye gideceğimizi yönelik bir sinyal üreteceğini düşünüyorum. Şimdi geçen haftaki rakama baktığımızda aslında hem tabii 20.5 milyonun detayları bence burada biraz daha öne çıkıyor. Toparlanmada nereye gelileceğine dair veya gerçekten bir, vet, bir toparlanma olacak mı? Veya çıkışın ee, ilk başta dibe girişimiz kadar hızlı olup olmayacağının aslında göstergesi bana kalırsa biraz daha istihdam rakamlarında olacak. Çünkü ABD ekonomisinin genel çerçevesine baktığımızda hane halkının tüketimiyle büyüyen bir yapısı var. Ee, bu nedenle de aslında istihdam önemli çünkü istihdamdan işte bir ücret kazanımı olacak. Ee, hane halkı gelirini takip edeceğiz. Oradan da hane halkı harcamalarına e, kanalize olacak bir yapı var. Şimdi detay tabi burada biraz daha önemli benim için. E, niye diye soracak olursanız e, yani 20.5 milyonluk istihdam düşüşü ki işte ABD'deki toplam istihdam 131 milyona kadar geriledi. E, bu da e, şurada gördüğünüz Ocak 2011'den sonraki en düşük rakam. Eğer grafik olarak da bakacak olursanız e, şurada toplam istihdam büyüklüğünü görüyorsunuz ve hızlı bir şekilde geriledi. Belki şu işsizlik oranını silecek olursam. Biraz daha kendini gösterecek şu siyah barların düşüşü. Detay niye önemli? Çünkü büyük bir bölümü hizmetler sektöründen gelme. Yani işte bakıyorsunuz 20,5 milyonluk bir istihdam kaybı var. Bunun hizmetlerdeki tarafı yaklaşık 17 milyon. Yani yaklaşık 3 milyon kişilik hizmetler sektörü haricinde. Niye bu kadar önemli? Çünkü hizmetler sektörü gelişmelere biraz daha anlık tepki verebiliyor. Bu da toparlanma süreci içerisinde 17.5 ya da 17 milyon, 17.2 milyon kişinin hızlı bir şekilde istihdama dönebileceğini gösteriyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz 1.3 milyon kişilik bir imalat sektöründe e, kayıp var. Bu tarafıyla baktığınızda da imalat sektörünün sanki toparlanması biraz daha yavaş kalacakmış e, gibidir. O yüzden V tipi eğer bir toparlanma bekleyeceksek de e, bana kalırsa e, toparlanma hızı biraz daha düşük kalacak. Belki o V'yi biraz daha e, J'ye dönüştürebiliriz. Yani toparlanmanın biraz daha yavaş olduğu belki bir e, işte W dediğimiz bir toparlanma tipi de olabilir ama neticede söylemek istediğim şey şu e, yani düştüğümüz kadar hızlı bir toparlanma olmayacak genel olarak ekonomilerde. E, yine enflasyon rakamı açıklandı. Dün hatırlarsanız ABD tarafında işte Nisan ayı rakamı 0.8 geldi. E, yıllık enflasyonda %0.3'e gerilediğini gördük. Benzer göstergeler çekirdekte de var ama Manşeti dikkat ederseniz net bir şekilde enerji kalemleri aşağı çekmiş durumda. Yani örnek verecek olursak işte e, gaz fiyatları veya genel enerji türevlerinde %31'lik sadece yıllık bir e, düşüş söz konusu. Diğer detaylara bakacak olursak da çok e, şaşılmayacak bir şekilde tabii enflasyonla da yanlız su enerji kalemiyle de alakalı olarak. E, %5.5'luk yıllık bazda sadece e, ulaştırma sektöründe bir e, gerileme e, söz konusu. Tabii tüm bunlar... İster istemez Fed'in yeni bir adım atıp atmayacağı sorusunu da beraberinde götürüyor. Ama ben şimdilik faiz tarafında açıkçası Fed'den yeni bir adım beklentisi içerisinde değilim. Şu anki görünüm zaten aslında bakarsanız Fed'in yeterince önden bir şekilde hamlesini yaptığını bize gösteriyor. S&P tarafına da bakacak olursak şu 2820'ler ve hatta şuradaki 2880-2890 diplerin üzerine oturmadığı takdirde ben açıkçası şimdilik yukarı hareketin biraz daha zayıf kalabileceğini düşünüyorum. Şuradan da eğer çizecek olursak. E, tabii bu neden e, bu kadar önemli? Çünkü iste istemez bize de yansımasını görüyor olacağız. Şuradaki diplerin üzerine oturmadığımız sürece yani Borsa İstanbul yüz Endeksi içerisindeki belki son birkaç günde e, dünya borsalarından bir miktar ayrışma yaşadık ama genel resimde e, S&P'nin yukarı hareket etmesi demek en azından Borsa İstanbul için de bir hikaye olmayacak ama neticede küresel risk iştahından pozitif faydalanmış olacak. Özellikle şimdiki şurada 2880-2890 direncinin e, eski destek olan direnci üzerine geçilmesini ben önemli buluyorum. Daha önce ataklar yaptık, günlük bazda dikkat ederseniz kapanışlar da söz konusu. Ama e, ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi endişesi biraz daha e, piyasayı baskılıyor. Almanya tarafına bakacak olursak da DAX'ın zaten hem Ticaret Savaşı döneminde çok büyük bir e, zarar gördüğünü takip ettik. S&P yeni zirveler yaparken DAX hatırlarsanız o zirvenin üzerinde çok fazla e, kalamamıştı. Bunun üzerine bir de e, salgın ortaya çıkınca benzer bir görüntü e, burada da e, söz konusu. Diğer bir konu e, yani e, zaman zaman tabii getiri eğrilerini de burada önemli takip ediyoruz. E, Son dönemde getiri de ABD için konuşacak olursak yataylaştığı bir dönemdeyiz. 2 yıllık faizlerde henüz istenilen toparlanma görülmüş değil. Yani piyasa belki borsalar tarafında e, yükselişe hazır olduğunu düşünüyor ama e, tahvil tarafı hala e, bana kalırsa tabii düşük enflasyonun da etkisi var ama genel resimde tahvil tarafı hala net bir toparlanmayı e, kendinde görebilmiş değil. 2 yıllık tarafta tabi bu. 10 yıllık taraftaki e, görüntü biraz daha e, iyi e dönmeye başladı. Ama genel resim bize gösteriyor ki kısa vadede en azından net bir toparlanma göstergesi yok. Çok e, bu dönemde e, sağlam bir gösterge olmayabilir ama e, VIX'i de zamanla takip edebilirsiniz. Özellikle diklere doğru yeni bir geri çekimi yaparsa ki e, belki hani teknik burada ne kadar e, iyi çalışır çalışmaz orası tartışılır. Ama 27'lerin altında bir hareket görürsek şuradaki dip bölgesi, zirve bölgesinin altında net bir çekilme görürsek e, bu da piyasalar açısından destekleyici e, olacaktır diye e, düşünüyorum. Tüm e, bunlar e, devam ederken parite tarafına da bakacak olursak Euro-Dolar e, cephesini tabi ABD'deki e, bu karmaşık verinin etkisini tam olarak görmedik. E, bu biraz daha merkez bankaların adımlarıyla şekillenecek e, diye düşünüyorum. E, şimdilik tabii 1.09'ların e, üzerine atmamış bir Euro dolar partisi var. Daha önceki denemelerinde başarı olamadığını gördük. O yüzden 1.09'un üzerine yerleşmeden açıkçası yeni bir Euro pozitif hareket beklentisi içerisine e, girmek için zor. Bu dönemde altının hareketleri biraz daha kafa karıştırıcı e, geçtiğimiz günlerde 1700'lerin 1694'ün altında net bir hareket gördük ama e, pandeminin yeniden yani e, çıkacağı ortaya konusu ee, yeniden 1700 artı bir hareket getirdi. Şimdi altın tarafında da 1694'ün altına geri çekilmeden e, yeni bir geri çekilme beklentisi içerisine girmenin çok e, doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şimdi bu e, tüm bu söylenenlerden sonra endeks tarafına gelecek olursak da e, hatırlarsanız şuradaki gap hareketini kapattı ya da e, şurayı aslında biz ilk takip ederken şu yükseliş trendinin acaba sonu olabilir mi şeklinde takip ediyorduk, izliyorduk. Çünkü aşılamamış, 3 defa aşılamamış bir zirve söz konusuydu. Ama dikkat ederseniz hatırlarsanız onu büyük bir e, boşluk oluşturarak, gap oluşturarak devam ettirdik. Kapattı diyebilirim. Şuradaki gap'i en azından şuradaki hareketi, şu günün hareketini kapattı olarak düşünebilirim. Bugün için e, 99.300 üzerine oturmuş olmamız e, bana kalırsa pozitif. Dün de aslında buna benzer bir hareket yaptı ama küresel piyasalardaki negatif görüntü acaba bu kalıcılığı sağlar mı sağlamaz mı veya endeks aşağı çeker mi endişesi vardı. Bugün en azından bu bölgedeki kapalı şey önemli ama bundan sonraki tartışma dikkat ederseniz bir zirve ve ikinci zirve olarak kendini gösterecek. Acaba bir Çifte performasyonu mu gündeme gelecek şeklinde konuşacağız. Ben açıkçası yani şuradaki 106.500'lerin ya da 100.500'lerin üzerine hareketin oluşabileceği düşüncesindeyim. Ama artık açıkçası yani 99.300'lerin üzerindeki kalıcılık tam olarak geçerli olmadan piyasa rahat bir nefes alacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü hem eski zirveler olması nedeniyle hem de daha önce takip ettiğimiz bir direnç olması nedeniyle 99.300'ü kırdık demek için en azından birkaç gün üzerine e, kapanış e, görmemiz e, gerekecek. Bundan sonraki dönemde ise piyasa yavaş yavaş beklentileri biraz daha dikkate alacaktır. İşte e, bugün çarşamba yarın ABD'de e, işsizlik maaşı başvuruları var. Hatırlarsanız işte ilk işsizlik maaş, maaşı başvurularında çok yüksek rakamlar aldık ilk başta. E, piyasa bunu çok fazla önemsiyordu ama piyasanın önemsediği husus yavaş yavaş devam eden işsizlik başvurularına kayacaktır diye düşünüyorum. Şimdiki herkese iyi seanslar dilerim. Kolay gelsin.